Arkadaşlar merhaba. Bir takipçimiz bankalar arası arbitraj konusunda bilgi vermemi istemişti. Tam da denk geldi. Bir tanıdığım böyle bir işlem yapmak istediğini, mantıklı olup olmadığını sordu. Şimdi onun verdiği rakamlar üzerinden ben de size mantıklı mı değil mi aktaracağım. Arkadaşlar bu tanıdığımın örneğinde 23 bin lira kredi kartı borcu var. Malum bunun asgarisini ödeme imkanı var. İşte eski faiz 1.36, yeni faiz 1.91 üzerinden. Eski durumda brüt maliyet yani toplam maliyet 1.70. Yeni durumda da toplam maliyetimiz 2.39'a yakın bir şey. Aslında tam rakam 2.38.75. Şimdi bu arkadaşımız verdiği örnek şöyle. Eğer kredi kartını borcunu ertelerse buradan aylık olarak 567 lira 42 kuruş faiz yansıyacak ona. Ama ertelediği bu miktarı elinde hazır bu miktar istese öder. Ödemeyip de bir başka bankaya, o bankanın adını da biliyorum da söylemeyeyim, bir başka bankaya %36'dan bonoya yatırırsa 646 lira 52 kuruş kazanıyor. Aradaki fark 79 lira 10 kuruş. Ve tamam, 79 lira 10 kuruş büyük bir para değil. Yani bugünkü enflasyon ortamında çok da değeri yok. Ancak net kar olarak, yani hiç kendisinden sermaye koymadan borcunu ödemek yerine borcunu erteleyip elindeki nakiti faize yatırmasıyla böyle bir kazanç elde ediyor. Eğer bunu 6 ay boyunca sürdürürse kendi hesabı, yani burada 3 kuruş 5 kuruş farklılıklar olabilir, ona takılmayın. 6 ay boyunca sürdürürse 2.134 lira faiz ödüyor. Ancak bonodan aldığı faiz de 2.100 lira. Yani 34 lira fazla faiz ödüyor. Peki bunun mantığı var mı? Şu an peşin ödesin, 34 lira fazla faiz ödemesin. Mantığı var arkadaşlar, mantığı şu. Peşin ödeyip borcunu kapatırsa tamam, hiçbir faiz ödemez. Bonodan da faiz geliri olmaz. Ama elinde nakit olmaz. Öbür türlü asgarisini ödeyerek devam ederse, 6 ay boyunca sürdürürse tamam, 34 lira bir fazlalık ödeyecek ama arada bir acil nakit ihtiyacı olursa en azından bonoda bir parası var. Çekip onu, o acil ihtiyacını kullanır. Yani bir nakit yaratmış oluyor aslında. Yani bu böyle kaba bir hesap. Aşağı yukarı işte böyle başa baş giden bir sonuç elde ediliyor. Böyle de bir mantık var. Peki arbitraj ne? Şimdi bizim bu yaptığımız, verdiğimiz örnek arbitraj mı? Evet arkadaşlar, bana göre arbitraj. Niye? Çünkü arbitrajın tanımında bir varlığın farklı piyasalardaki fiyat farklarından yararlanarak eş zamanlı olarak bir piyasadan alıp diğer piyasada satma işlemi. Yani burada risk de üstlenmemiş oluyorsun. Çünkü alacağın fiyat belli, satacağın fiyat belli, alıcısı hazır, satıcısı hazır. Sen sadece aradaki fiyat farkından komisyon almış oluyorsun. Bir yerde kazanç sağlamış oluyorsun. Burada hangi varlığı biz alıp satıyoruz? Parayı alıp satıyoruz. Parayı alıp satıyoruz. Elimizde paramız var. Bunu kart borcunu ödemek yerine kart borcunun asgarisini ödeyip geri kalanını erteliyoruz. Elimizdeki parayı da, ertelediğimiz miktarı da gidip daha yüksek faiz veren başka bir bankada değerlendiriyoruz. Aslında bu arbitrajla ilgili çok böyle zihni sinir projeler de var. Mesela dünyanın dönüşünden dolayı Ekvator'da insanlar daha hafif hissediyor. Çünkü merkez kaç kuvvetten dolayı daha hafif geliyorsunuz. İşte o nedenle Ekvator'da altını alalım, gidip kutuplara yakın bölgelerde satalım. Orada daha ağır olacak. Ama tabii bunun pratikte bir mantığı yok, bir anlamı yok. Ölçü birimleri de yani ağırlık ölçüsü olarak aldığımız gramlar, miligramlar da aynı şekilde hafif geleceği için bir mantığı yok. Öyle olmasa bile diyelim elektronik teraziyle tartıyorsunuz. Oradan alıp oraya götürmenin ve aradaki yer çekimi farkından elde edeceğiniz kazanç astarı yüzünden pahalıya gelecek bir durum. Ama arbitraj mı? Evet, arbitraj. Aslında öyle bir masrafı olmasa, şey olmasa, o da bir arbitraj. Çok teşekkür ediyorum.